sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Milli takımımız Salı günü önemli bir maça çıkıyor. Hırvatistan'la. Salı mı, çarşamba mı? Salı. Salı günü. Salı günü saat 20.45'te. Tövbe yarabbim. Lukescu'nun oğlu. Lukescu gibi esnedin. Lukescu gibi esnedin. Ya kapatışı klimayı. Lukescu'nun esnemesini. Bu arada Fatih Kerim bugün milli takımın başında olsaydı, esnemesi konuşuluyordu. Hakeme gidip videoyu vermesi, göstermesi konuşuluyordu. Ya, her şey konuşuluyordu. Şu anda Lukescu konuşuluyor. Ya bırak. Fatih Kerim yere vuruluyordu. Lukescu ilk maçı. Hiç kimse Lukescu'ya dokunmuyor. Sinan bir şey söyleyeyim mi? Sinan Rasim'in babası bak esniyor Rasim gibi. Allah korusun. Baba oğlu esniyorlar. Bu da burada esniyor. Allah korusun. Katolik papazı olsaydım. Ne? Allah korusun. Şu anda ben Katolik papazı olsaydım, görüşme odasına önce Ertem'i sonra Sinan'ı alır günah çıkartırdım. Aslında Ertem ve Sinan günahları. Sadece Ertem ve Sinan değil. Onlar gibi davranan birçok medyacı, Fatih Terim'i, futbolcuları, başkanı, bazı idarecileri manasız şekilde havalandırdılar. Bunlar sıva ekolü. Şimdi bakın, ben sıva derken amacım buradaki arkadaşlarımı rencide etmek falan değil. Bunları çekindikleri falan değil. Benim kardeşlerim kimseden çekinmezler. Abi, ama şu var. Sinan evlatları gibi seviyor çocuklar. Kardeşim bu aşkı. Abi ne seviyor? Ben çok ben kızdım futbolculara ya. Ha. Bu kadar kötü oynamaya sorumlu. Sinan, Sinan ama baba gibi azarlıyorsun. Teste kırıldı. Baba gibi bak bir anda. Baba Şevki bir yandan da. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklar salı günü Hırvatistan'ı yerinde hastalık. Aslanlarım benim, hadi koçlarım. İnanıyorum size aslanlarım. Hırvatistan bizi, normal şart Hırvatistan bizi hırdavatçı dükkanına çevirir. Hocam, Neciye? Çok özür dilerim. Biraz önceki fotoğrafla ilgili oluyor ya. Az önce futbolcuların ellerinde cep telefonu olması, cep telefonu ki bana göre de normal. Diyorlar ki programlarda ellerinden cep telefonlarını düşürmeyenler, milli futbolcuları ağızlarına pelesenk etmişler, konuşuyorlar diyorlar. Bunu söyleyen kimse pisliktir. Niye? Hocam deme. Hocam bir şey söyleyeceğim. Çok sevdiğim bir şey. Haber geliyor abi. Hocam İbrahim Seten yazmış. Hocam İbrahim abi. Sen akıllı bir adamsın. Sen maça çıkan futbolcunun konusu bizim bu telefonla yaşıyoruz. Buraya gelen bilgiler, istihbarat, tweetler. Tamam pislik demeyelim. Ama sende bir abüzütlülük hissettin. Abüzütlü İbrahim. Sana bir soru soracağım. Hocam. Sen şu anda Türk milli takım teknik direktörü Lucescu için 3-5 ay önce veya birkaç ay önce bu herif Alzheimer hastası diye bir haber yaptın mı? Böyle bir tweet attın mı? Fatih Terim için mi yaptı bunu? Sakın. Hastalık Allah'tan, bugün ona yarın bize. Hocam onu esprisini attı ya. Yok haber yaptı. Olur mu öyle şey ya? Alzheimer diye bedava haber espri yapılır mı? Ya Dursun Özbey'in bunu birine söylediğini duydum ben. Senior Terim. Kimin kime söyledi? Lucescu için. Abi olabilir. Benim babam da rahmetli. Lucescu hepimizden sağlamdır. Bakın Lucescu hepimizden sağlamdır. İnanmıyorum. Bende 8 tane hastalık var. Lucescu da bir tane hastalık bile yoktur. Lucescu benden. Lucescu hepimizden sağlamdır. 2-3 ay önce milli takımımızın şu andaki hocası Sayın Mircea Lucescu ile ilgili bu adam Alzheimer hastası. İsviçre'ye gitti, doktorlara muayene oldu vesaire gibilerinden. Bir şey ayrıca hasta da olabilir. Ayrıca Alzheimer hastalığının başındaki insan takımına çalıştırabilir. Bu konuda saygılıyım. Bir tip adam olarak asla bu konuda şey. Ama eleştirmeyeyim şu. Sen bunu attım yazdın mı? Yazdıysan arkasında dur. Bırak bizim telefonumuzu filan. Bize bulaşma. İstiyorsan da bulaş. Ayrıca hocam ne oldu bu bizim arkadaşımız? Hocam Ertem. Hocam bizden bahsetmiyor. Hayır. Ertem. Bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. İbrahim abi kötü bir şey söylememiş. Tamam bir dakika. Ama biz milli maça çıkmayacağız sadece. Ertem'in İbrahim abisi. Size söylüyorum. Ertem'in İbrahim abisi. Ya bu kardeşimiz bizim. Abüzüttin İbrahim. Dostum. Bak Abüzüttin. Bir dakika. Dur oğlum. Abüzüttin. Dur.
Dursana. Abuzettin'cim bak ben telefonumu... Abuzettin deme Abuzettin demeyin bu ya. Öyle diyor işte. Yapmayın abi ya. Arkadaşımız kardeşimiz. Abuzettin kötü bir şey. Zaten koskocaman. Bu Abuzettin. Spor müdürü Abuzettin. Abuzettin bir isim. Abuzettin. Hocam sen... Abuzettin diyebilirsen bir daha var. Oynarım sen de diyor. Bir dakika. Oynarım sen de diyor. İki ismi var zannettim. Kardeşim İbrahim iki ismi vardır. Abuzettin İbrahim Şeter. Ayıp çakır ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ali Ertem Kenar ben öyle teslim ediyorum. İbrahim Şeter benim kardeşimdir. Ne yapıyorsunuz? Benim ya? Kardeşim Zittin Mamı Zittin. Tamam peki. Peki kardeşim. Abi sen ben de tamam, uzun saçta. Peki. Kızıyordun. Ya bir dakika yapmayın özür dilerim kardeşim. Mavuz gelir tek. Ya bir dakika özür diliyorum ya. Hatırladın mı? Bir saniye. Rahatsız özür diliyorum ben kardeşim. Ahmet Murat Çakar gibi ben öyle Ahmet Hocam tanıdım. Ben öyle zannediyorum. Hocam kötü bir şey demiyor. Bak bir tweet'i gör. Tamam ben de. Bak İbrahim abi kötü bir şey yazmış. Tamam bir dakika. Kulübede telefonla uğraşan futbolcuları en fazla eleştirenler. Biz eleştiriyoruz. Ekranda yorum yaparken bile ellerinden telefonu bırakmayan televizyon yok. Abi bize diyor. Tamam bize diyor. Bana diyor. Lukescu diyor. Lukescu diyor ki bir dakika bir dakika. Bana diyor ben üstüme aldım. Lukescu diyor ya aptallar be. Ama ben bir maça çıkmayacağım. Tamam sen üstüne al. Ama bunda bir şey yok ki. Aferin. Ya yok bu adam ne yazmış. İbrahim İbrahim neydi Seten mi? İbrahim Setenci Bey. Yuh be abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben telefonumu yarım saat önce koydum. Bundan sonra da sana söz veriyorum hiçbir yerlerinde olmayacak. Telefonum bak orada. Göster oğlum telefonumu. Ya hocam mecbur musun kimseye hesap vermeye? Yok yok hesap İbrahim değil. İbrahim abi sana hesap sormuyor zaten. Yalnız İbrahim'cim şunu bil. Telefonu gösteriyorum. Ben yarım saat sonra milli maça çıkmayacağım. Türkiye'yi temsil etmeyeceğim. Buradan senin gibi kardeşlerimizden bilgi alıyoruz. Yanlış söylesek seyircilerimiz uyarıyor. Yanlış söyledin abi öyle değildi diye. O benim hiçbir sorumluluğum yok. Ben Türk milli takımına maçına çıkmayacağım. Ay Yıldız'ı temsil etmiyorum ben burada. Ben burada konuşuyorum. Hani biraz daha zeki tweetler atarsanız daha güzel olur. Ya Abdülkerim abi demeyin şöyle. Aptal ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben İbrahim abinin gazetedeki haberini... Ben İbrahim abi. Ya, kavgalı falan değilim. Benim öyle bir şeyim yok. Benim eski müdürümdür kendisi. Bir şey söyleyeceğim. Ya kavgalıydınız. Benim kavgalı da olabilirim. Barış Erdoğan'ın. Kavgalıydınız. Hocam bize yazmış ya, bu. Bize Allah'ın size söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Dürüst konuşuyorum. Bir dakika. Ne alakası var şimdi bununla ya? Kavgalının bilmem ne olmanın ya. Çok iyi bir gazeteci. Tamam. Evet. İyi insandır şey. Hocam da geri vites. Ama Abuzettin İbrahim, iyi çocuksun, hoş çocuksun, kardeşimizsin, çok iyi habercisindir de bana şu Alzheimer işini bir anlatsana. Hocam Alzheimer olayını kapat ya. Niye kapatacağım? Hocam ne olur? Onu da mı kapat? Hayır, onu kapat, bunu kapat. Bir şey söyleyeceğim. Bunu da kapat. Her yeri kapat. Bir dakika, peki ben size bir soru soruyorum. Abuzettin anlamı nedir abicim? Ben size bir soru soruyorum. Abuzettin ne yapacağım? Ne olacak sen yapma. Ertem dur, karıştırıyorsun ortalığı ondan sonra dur ya. Abuzettin'le ne ilgisi var? Abuzettin anlamı nedir? Şu tweet'i getiriyorsun. İbrahim, benim kardeşim. Olabilir mi? Bir dakika. Abuzettin Ahmet Çakar diyebilir miyiz? Ya diyemez. Ahmet gurur diyor. Ahmet Murat. Gurur dedi. Gurur diyorum. Ali şu ben dedirtmem sana. Ya ne var lan? Abuzettin anlamı nedir abi? İbrahim'e dedirtmem abi. İbrahim benim kardeşim. Aynen Abuzettin bir isim aynen. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Abuzettin. Peki Mahmut Özgeler'in teknesindeyken. Abi kızarım beni böyle. Ben kızarım. Ya evet, Abuzettin kavga değiliz tartışırız ama Abuzettin o yayını hatırlıyor musun hocam? Ya bu tweet'i buraya koyup bizi şey söyleyeceğim. Bir dakika bak bu tweet'i buraya koyup bizi tahrik ediyor. İbrahim Seda bana mesaj attı. Diyor. Dedi ki o Ahmet Dursun'u kovmadı mı? Dedim ki ismini vermek istemediğim bir spor müdürü mesaj attı. Bu dedi ki o mesaj adını İbrahim Seter uzunlaştı bu saatte senin kafan mı? Hatırlamıyor musun? O tekne... Bak, bir dakika. Tekne neydi? Şimdi bir saniye. Bir dakika. Tekne neydi? Rasim. Bak, siz az önceki Alzheimer olayını falan bırakın. İbrahim abi ben kızarım. Ben kardeşimdir kızarım fırçalarım. Mesela bende de var mı bunama belirtileri hissediyor musunuz? Kim? Bende. Hocam sen hocam, zayıfladıkça hocam, sen verdi. Devrim hocam. Sordu. Devrim müthiş bir gazetecilik yaptı. Süper. Sordu. Evet, dedi ki sen kaç yaşındasın? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Herkesten daha şu masada dinçim dedi şu masada yani. Gördüğünüz dördümüz beşimizden de Lucescu daha dinçtir, daha sağlıklı. Hiçbir şey yoktur. Hepimizden falan da daha cin şeytandır. Ben bak bir dakika o zaman bir dakika. Ben bu cin şeytan Lucescu'ya da seslenmek istiyorum. Lucescu mu? Bak cin Lucescu. Şeytan Lucescu. Hani bak Sinan diyor ya hepimizden daha akıllıdır falan filan. Bak sen bir kere dedin ki bak bu ülke dedin Romanya'nın Çavuşesku'nun Romanya'sına benziyor dedin. Bir atlar köpekler diye bir şey dedin ki köpekler, en atlar. Sonunda sadece aptallar fikir değiştirmez dedin. Bak ben de sana bir Türk atasözü söyleyeyim. Aptallar da her dakika fikir değiştirir. Aa böyle bir Türk atasözü yok. Var. 12 var mı? Öyle bir Türk atasözü yok. 12 var mı? 12 var mı? Ama ben de diyorum ya aptallar hiçbir başka fikri, Türk atasözleri aptallar var. Hiçbir fikri olmayan adamlardır. Her dakika fikir
fikir değiştirir aptallar. Bugün bir şey yapar, yarın aa yanlışmışlar başka yapar. Peki Ertem o Şener. Aptaldır. Bir saniye. Çok fikir değiştirir aptaldır. Bir saniye. Bir de rahatsızım ben. Luchescu'dan rahatsızım. Luchescu. Niye Luchescu'yu konuşuyorsunuz? Bir dakika ya. Konuşuyoruz işte aptallık. Kapatıyorsun konuyu. Luchescu'yu doğuruyoruz. Luchescu. Ama dün 2-0 yenildik diye. Gel. Bir dakika. Dün 2-0 yenildik diye evinde arkadaşlarıyla göbek atanları da burada. Ben kim onlar? Kendi adıma övdürtmem. Kim onlar? Bekliyoruz. Kim onlar? 2-0 yenildik diye. Kim onlar? Sevinmek vatana ihanettir. Kim onlar? Luchescu'nun dün takımı yönettiği yoktur. Luchescu dün hayalettir. Kim onlar? Arkadaşın Mehmet'in dediği gibi takımı başka biri yapmış gibi. Kendi bile yok ortada. Kim? Doğru. Rasim kim seviniyor kardeşim? Ama söyle ya. 2-0 yenildi diye sevinenler olduğunu siz de biliyorsunuz. Kim artık o? Bu halka yalan söylemiyor. Kim Rasim seviniyor? Luchescu. O sevinenlerin tetikçileri de seviniyor. İspat edeyim mi? Türk basınında. O işler bitti artık. Kimse onlar bir daha söylüyor. Onlar hain. Bir daha geri dönüşler falan onlar yok. Onlar mert değil, delikanlı değil. Hain onlar. Sen boş ver şimdi. Luchescu ne kadar eyyamcı bir adam olduğunu bir sözle ispat edeceğim. Birkaç gün önce veya bir ya hafta politikacı önce. Adam. Hocam sen onunla sallama çayla birisini yemedin. Luchescu. Sallama çayla birisini yedi ya hocam. Ben video hakeme karşıyım. Doğru mu? Evet. Dedi mi? Maçtan sonra İspanyol hakemlerin yanında elinde telefonla konuşuyor. Video hakem gibi görüntü gösteriyordu evet. Evet. Ne oluyor? Evet, oluyor ya. Dün hakeme gösterdi video doğru evet. Hocam. Video hakeme karşıymış evet. Öyle diyor hocam. O açıklaması var mı arkadaşlar? Sallama. Ukrayna maçı öncesi Luchescu. Ertem Luchescu video niye doğuruyor? Hayır doğramıyorum. Luchescu. Bir dakika doğramıyorum. Ben diyorum ki bu ama eğer dün esneyen Fatih Terim olsaydı da şu anda ne futbolcular konuşuluyordu, ne bir şey konuşuluyordu. Fatih Terim'i Türk medyasında 2-3 kişi eleştirdi. Rasim'cim bak. Geri video hakem oyunu kesmekle kalmayacak duyguları ve coşkuyu da kesecek diyor. Bir dakika bak. Öyle hocanın şey dediği doğru çok güzel bir yere evet. Geldi. Video hakem oyunu kesmekle kalmayacak duyguları ve coşkuyu da kesecek demişti. Evet. Basın toplantısında tamam. Bir gün önce. Evet. Dün bak elinde. Evet. Video hakem gibi gösteriyor. Carlo'dan aldı. Carlo'nun cep telefonuyla. Golli offside pozisyonunu, penaltıyı onları gösteriyor. Şimdi bak dürüst bir şey konuşayım mı? Dün rezil kepaze futbol oyunda hiç lafım yok. Şayet maç neredeydi? Kharkiv'de. Kharkiv'de stadın yanında bulunan o station arabanın içindeki video hakem bulunsaydı ilk golü yedik ya. Hakeme böyle yapacaktı. Aynen öyle. Bekle. Muhtemelen video hakem de belki Alman olacaktı. 46 santim offside diyecekti. Alman olacaktı veya ne bileyim Rus olacaktı falan filan. Bakacaklardı. No goal, upside diyeceklerdi. Öteki de değil hakem mi? Böyle yapacaktı. O çirkin yok mu o borbalan? Darbo. Tam yancı kılıklı, tombalacı kılıklı. Offside diyecekti. Oh diyecekti. Kötü oynuyoruz ama en azından golü yemedik. Aynen. Arkasından ikinci golü yedik ya. İlk golü yemedik ya. Maç 0-0. Çizgiden çıktı geldi. Yarmolenko golü attı. Evet. Golü verdi ya borbalan. Yine kulağına diyeceklerdi ki bekle. 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 Ulan olur mu? Gol out'tan geldi. Out'la başla diyecekti. Devre 0-0 bitti mi? Şimdi tabii şey yapıyorum. Evet. Tam böyle evet. Kaba bir matematik yapıyorum. Tamam. O kötü takım devreye 0-0 içeri girdi. Cengiz'in pozisyonu. Girdi, kolundan çekildi, oyun devam etti ya. Orada da mı durur? Tabii orada da durdurur. Ama hakem orada inanmaz hocam. Ona da mı? Ersin'e mi? Almanya'da, şimdi hakem, Almanya'da, hocam, tamam, Borussia anladım. Dortmund, Bayern Münih, Bayern Leverkusen maçında. Evet, tamam. Bak anlatıyorum. Maç 2-0'ken veya 1-0'ken evet. Neydi o Polonya oyuncusu? Hayır Polonyalı oyuncusu. Bayern'in golcüsü. Lewandowski içeri girdi, omzundan çekildi. Cengiz'e evet. Benziyor. Evet. Aynı. Evet. Oyun devam etti. Taş oldu. Evet. Birden oyunu kesti. Böyle yaptı. Döndü penaltı. Tamam verebilir. Ama hocam kabul etmeyebilme hakkı yok mu? Aha şimdi bak ben hayır. Adam sana penaltı dedi. Evet. Sen de dedin ki hakemsin. Sen evet. Ahmet çakar. Sana ne oluyor bu arada? Evet. Sen dedin ki biliyorum ben çekmeyi gördüm. Ama bu sen dersin ya. Bu çekme onu öyle düşürmeye yetmez deyip. Hayır. Hayır dersin. Dersin. Ama onu söylüyorum. Bedelini ödersin. Tamam hocam. Şimdi bu neye benziyor? Hani her video kaldırdı. Hakeminin dediğini offside'i anlarım. Yan hakem offside kaldırdı. Tamam. Hayır yan hakem offside kaldırdı. Video hakem tamam. Yok. Ertem benim yan hakemim. Offside kaldırdı. Evet. Enderlan dedim. Offside'den tamam. Yok. Yürü gol. Tamam. Bir baktık offside. Bedelini ağır öderim. Ama video öyle hakem varsa offside'de tekrar video edemez. Video hakem başka bir şey. Çünkü görüyor adam. Çünkü pozisyonda eğer video hakem olsaydı tabii evet. Kaba bir matematik yapıyor. Tamam, evet. Belki o gol olmayacaktı. İptal edecekti. Bir sonraki gol olacaktı. Belki 1-1 bitecekti. 0-0 bitecekti. Ya da adamlar 2-0'dan sonra pas yapmayacaktı. Bizi daha çok baskıya alacaklardı.
Hani belli olmadı. Tamam, başka bir şey bizim koyacak halimiz yok. Evet bak, ben bir de Sayın Yıldırım Demirören'e de bir şey söylemek istiyorum. Bugün herkese söylüyorum. Bu hocam şimdi dedi ya, video hakeme karşıydı Lucescu. Şimdi de istiyor, eyyamcılık dedin. Sayın Yıldırım Demirören mesela bizim liglerimizde de mesela Fenerbahçe hakem hatalarıyla mağlup olduğunda Aziz Yıldırım çıkıyor hakemlere çok ağır şeyler söylüyor ya, hemen ceza veriyorsunuz. Ceza veriyorsunuz. E sen de dün o zaman Aziz Yıldırım'a diyordun ki hakemlere, hakem de insandır, hatalar olabilir diyorsun kendi liginde kendi hakemine olunca. Ama dün feryat ediyorsun, FIFA'ya gideceğiz, UEFA'ya gideceğiz, hakem bizi yaktı. Onun için Türkiye'de de kulüp başkanlarının ligde hakemler yüzünden canı yandığında hemen herkes öyle ceza yağdırma. Hakemler de insandır, hata yapar deme. O zaman dünkü hakem de insandı, hata yaptı. Bak UEFA'ya gideceğim diyorsun, ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Kulüp başkanları da hakkı yendin mi konuşurlar. Kimsenin ağzını kapatıp kendi Türk hakemlerini de koruma Sayın Yıldırım Demirören. Bu görüntü, da sana nasihat olsun. Dün Sinan Engin ısrarla bu görüntünün üzerinde durdu. Aklın maç buyur. Bittikten sonra Şevçenko birinci yardımcı hakem. Yani bizi katleden. Bakın çok kötü futbol oynadık demiyorum. Biz top falan oynamadık dün ama. Sen de ağır. Senin verdi. Bu lafın çok ağır. Oynamadık. Çok ağır. Oynamadık. Çok ağır. Ya, hiç oynamadık. Düğünde daha güzel oynamadık. Ya. Dün gece düğünde daha güzel oynardık. Bak daha ağırdı. Hani sıvama falan değil. Hocam, diyorsunuz ya. Hocam bu nasıl sıvacı ya? Bak, en dün ağır gece, eleştiriyi bu yapıyor. Dün gece düğünde daha güzel oynardı bak bu çocuklar. Oynamadılar. Olmadı. Olur. Oynamadılar. Ama bu hakem Şevçenko'ya, bak Şevçenko geliyor. Yani hocam maç bittikten sonra hakemler orta sahaya gelir. Ben gelirim mesela teknik direktör olarak senin elini sıkarım. Futbolcu gelir elini sıkar. Gidiyor birinci hakemin elini sıkıyor. Yani bizim penaltımızı vermeyen, onların offside'dan golünü veren, onların iki top dışarıda mesafede çıkmış olan topunu gole çeviren birinci hakem. Evet. O hakem Şevçenko anasının gözü bir adam. Şevçenko devre arasında soyunma odasına girdiğinde Ukrayna'lı yetkililer dedi ki ona, golü offside'dan attık, ikinci golü de out'tan attık. Oh dedi. Bu hesap, bu bilgi yan hakeme de geldi. Teknoloji o kadar şey ki, mesela şimdi İspanya'daki bu yardımcı hakemin en yakın arkadaşı ama internetten ama uydudan bir şekilde bu maçı izleyip ona sinyali veriyor devre arasında. Doğru. Tamam. Bunu vermiyorum diye herkes yalan söylüyor. Belki ben de benim yaptığım zamanda da böyle teknoloji olsa şey olurdu. Haberin olurdu. Mesela ben bunu yaptım zamanında. Erman Toroğlu Galatasaray Trabzon maçını yönetiyor. Bir tane de Polonyalı oyuncu vardı. Aynen böyle şey maçı gibi. Yediğimiz gol gibi offside iptal etti Erman Toroğlu. Simko uyak mıydı neydi? Birisi iptal etti. Bir ortalık karıştı filan. O zaman Çağrı vardı. Hemen aldım telefonu. Ha. 511 mi? Aradım. Çağrı mesajına düşüyor. Baba dedim rahat ol, haklısın, karar doğru. Cid diye ona devre arasında çağrı cihazı vardır böyle. Evet, küçük doğru, böyle cüzdan gibi, ufacık bir kutu sigara kutusu gibi. Ya. Oraya yazıyla gelir. Baba, gol temiz, rahat ol, doğru karar verdin Ahmet. Bu Erman Toroğlu'nun devre arasında motive etmiş. Özgüven yani, tabii. Özgüven. Zaten ben o mesajı, eğer o hata yapmışsa mesajı çekmezdim. Ama o da o keriz değil. Ulan bu adamdan bana mesaj gelmediğine göre eyvah yandık. Bir şey yaptım. Yaptık dedi. Şimdi... ben bunca yıl için ben böyle bir tablo bak yani bu bir kibarlık ama eleştiremem ama manidar. Hocam manidar şey diyorum hocam çok net hocam. Eskort dediğin yan hakemin hocam. Ya, yan hakemin ya. Tam karşısında. Bak Yarmolenko'nun attığı gol yan hakemin tam karşı karşıya. Tam aynı böyle. Sen ben karşı karşıya görüyorsun pozisyonu. Böyle önü açık kapalı değil yani hiçbir şey. Çizgideki pozisyonda aynı şey görme şansı çok yüksek. Yani yüksek. Ha derim ki önünde adamlar kapanıyor falan. Korner bayrağına gelemez. Niye kaldırmazsın? Hocam olabilir niye kaldırmasın? Mi? Yan yanayken kaldırıyorlar. Ay şey demiyorum, offside demiyorum. İkinci golde mesela tam gelmemiş ayrıca, olabilir. Yetişemediyse. Ayrıca Cengiz'in pozisyonu. Penaltı var orada. Çekiyor bırakıyor. Cengiz'in pozisyonunda penaltı var. Ama abi itiraz bile edemiyoruz. Yani ben onlar arkadaşlar buna takılmıyorum. Bizim mecalimiz yok kazanmaya oynamaya. Yani ben futbol dışındaki etkenleri zaten onları geçtim. Onlara ben takılmıyorum ben. Ben başlıyorum abi bizim pozisyona giremiyoruz. Ben futbol oynamıyoruz. Deplasman bilmem ne. Doğru. Hadi inşallah Hırvatistan maçında Eskişehir'de de müthiş bir futbol sevgisi vardır orada da. İnşallah takımımızı orada coşturacaklar, havaya sokacaklar. Belki bir galibiyet alacağız. Hani olmuyor yani böyle bu futbol işe yakışmıyor. Sinan. Böyle futbol biz bu değiliz abi. Bak, futbol ülkesiyiz ama futboldan bir haberiz ben abi. Ben şimdi bizim sorumsuz, utanmaz dersem ağır konuşurum da.
Futbolcularımıza bir şey soracağım. Hepimiz futbolun içinden geldik. Hadi ilk golde ofsayt olup olmadığını defans olarak idrak edemeyebilirsin. Fakat ikinci golde topun çizgiyi... Burada dur! Burada dur bak, al geri. Al geri, al al. Al geri, al. Daha yakını vardır. Al daha geri. Daha hayır, güzel. Başka bir şey söyleyeceğim. He. Al. Dur bu. Dur bu. Biraz daha git. Git, dur, git, 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 dur. Bak, şu anda bu topun çıktığını bir, Ukraynalı oyuncu biliyor. İki, kalecimiz Volkan biliyor. Üç, Volkan'ın hemen yanındaki Türk milli takım futbolcusu biliyor. Onun yanındaki Ukraynalı biliyor. Volkan'ın önündeki topa basmaya çalışan Türk çocuk biliyor. Bir de Ukraynalı'nın arkasındaki biliyor. Ya gol oluyor. Bir oyuncumuz gidip hakeme itiraz etmez mi? Yok ya? Hocam, hali yok. Yani itiraz et de git boğazını sık falan demiyor hocam, bir tepki ver. Yangını yap ama. Ya hocam, tepki ver yapılırdı bize ya. Hocam, sen ne yapıyorsun? 5 metre geriden gelelim, yangın bir tepki ver hocam. Hocam, biz olmayana bile yapardık. Hocam, sen taç atamadın ya. O taç pozisyon görüntüsünü getir. Tepki ver hocam. Ne tepkisinden bahsediyorsun? İki kişi aynı anda taç attı ya. Ha, bu ne? Arda Turan ve Şener. Kardeşim. Dün Galatasaray Eyüpspor'da oynuyor. Korner atmayı beceremiyor. Taç at bak, şu görüntüye baksana. Bak, bak. Biri korner atamıyor, biri taç atamıyor. Şimdi söyleyeyim mi? Ya çözümü söyleyeyim. Türk futboluna anne bakıyor. Türk milleti, Türk milleti bizden çözümü bekliyor. Çözüm. Şu anda ismi ne olursa olsun, ismi ne olursa olsun Türk milli takımından 5, 6, 7 ilişiğini sonsuza kadar çekecek, keseceksin bazı oyuncuların. Keseceksin. 2. Sistem. Yani 14 yabancının olması, şimdi tabii kontrtez olarak da ne diyorlar? Almanya'da da yabancı bol oynuyor, İngiltere'de de, İtalya'da da, İspanya'da da, ama orada başarı var filan. Demek ki sadece yabancı değil, altyapılarda. Bir şekilde altyapıları zorlayacaksın. Kardeşim ya, mesela bir dakika, U21 ligi getireceksin. Maçlardan önce ya, U21 ligi başladı var. Fenerbahçe yani şu var. Oynadı öncesinde. Yani şu var. Örnek mi? Fenerbahçe Karabük mü oynayacak? Saat 19'da. Tamam, onlar da 17'de. Onlar da 17'de Fenerbahçe Karabük'ün U21'leri oynayacak. U21'in içinde de 2 veya 3 tane A takımdan oyuncuyu koyabilirsin. Action ve burada yabancı oynatmayacaksın. Ya Allah kahretsin ya. Bu ülkede Sinop Spor'da bile yabancı oynuyorsa. Yani Sinop çok güzel bir şehir. Evet. Amatör kulüp kümede yabancının veya bal liginde yabancının ne işi var? Kabul edilemez. Hayır, hocam yani, bak olur. Buradaki yoksa buradaki olaya bakın. Daha pahalı, Arda pahalı Turan olur. Bir kere bak. Şimdi sen yine başka bir şekilde düşüneceksin de burada Arda'yı savunmak zorundayım. Arda'nın olduğu yerden çıkıyor. Arda Şener'i görmüyor. Bak Şener motivasyonunu kaybetmiş. Arda taç atıyor, Şener taç atıyor. Böyle bir komik bir durum. 30 yıldır 40 yıldır bu işin içindeyiz hepimiz. Ben hiç aynı anda iki tane taç atan bir oyuncu ben görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Hocam abi. Ne diyorum hocam, bakın. Biz çizginin içine bakalım diyorum. Çizginin içinde yokuz zaten. Peki bu şey değil mi? Çizginin içi bitmiş. Konsantresizlik değil mi? Konsantresizlik, kuvvetsizlik, acizlik, her şey diyebilirsin ya. Şener kardeşim ne yapıyorsun ya? Bir bak, bir çevre kontrolü yap ya. Abi güzel kardeşim ya. Sinan abi bak, bir takım Türkiye, bir takım Ukrayna, bir takım Galatasaray. Eyüpspor'u küçümsemiyorum. Şanlı tarihini küçümsemiyorum. Eyüpspor çok büyük bir kulüptür. Büyük taç attı değil mi? Bak korner kullanıyorlar, bir gelsene. Gördüm. Bak korner kullanırken Yasin de Emrah. Ya. Bak Yasin bırakıyor. Hani bu yapılıyor ya futbolda. Eyüpspor uyanık. Bak şu görüntüye en akıllısı bu çocuk. Ertem tebrik ediyorum sizi. Futbolcuya. Tebrik ediyorum, bunu nasıl buldunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi tebrik ediyorum. Hakikaten büyük olay. Ne yaptı hakem, burada devam ettirdi mi? Tabii ettirdi işte. Ettirdi tabii. Korner kullanılıyor. Bak helal olsun bu Eyüpsporlu çocuğa. Helal olsun. Skandal var mı? Ama en büyük skandal bomba. Skandal ya. Bak en büyük bomba. Geç abi Galatasaraylıları, geç abi, geç Galatasaray'ın o özel maç, onu geç abi, bir dakika sen. Gel buraya. Görüntü beraber olduğu için Sinan kaydır abi. Tekli görüntüyü verin. Tek ver abi, tek. Milli takımı ver abi. Arkadaşlar takılmayın. Takılmayın futbol dışına. Önce futbol sahamızın çizginin içini bir bakalım. İçine bakalım, içine. Fizik olarak bitmişiz. Bakın burada mental, fizik yorgunluğu her türlü hepsi var. Hazır değiliz, bitmişiz. Bakın ya. Şener nereye bakıyorsun ya oğlum? Bir bak önüne lan. Siz bir kornerde şeyi görmediniz mi? Tolga Ciğerci Çağlar Söyüncü'nün boynuna sarılmış, onu tutuyor kornerde. Tabii. Gördünüz mü bu pozisyonu? Evet. He? Evet. O bundan da komik. Allah'ım yarabbim. Abi, ya. Adamı tutuyor ya hocam. Her şeyi bir kenara bırak. Maçta bir teknik direktör esler kendi mi ya? Kendi adamını tutuyor ya. Esler mi ya? Ben... Esler. Niye? Esler ne? Olur mu bir şeylere? İş mi şu var? Bazı işler genç adam işidir. Aynen öyle. Bak, bazı. Kim, hepimiz yaşlanacağız. Vallahi. Hepimiz yaşlandık, yaşlanacağız ama. 50'li yaşlardayız. Iş... 60'lı 70'li Allah bak, nasip ederse olacağız. Evet. Bazı işler yaşlı adam işi değildir. Tamam. Mesela pilot. 70 yaşında pilot olmaz. O uzun yol pilotu. Hani 10 saat kaldırmaz.
Yaşlı adam, antrenörlük zorlanıyor. Siz böyle 70 yaşında da büyük hocalar var ama artık yani kolay değil. Yok. Yaşa da saygı duyuyorum ha. Ben bu işte Luchescu. Hocam Alex Ferguson o yaşıyla şampiyon. Ama adam şey gibi zamanında sana. Çekildi. Bak Erken çekildi. Bir şey söyledi. Doğru. Bir de bir şey söyleyeceğim. Doğru, bravo hocam. Bak teknik direktörlük var ya. Çekildi. Dönem dönem yaptığım için biliyorum. Çok yorucu bir iş biliyor musun? Yorucu. Nasıl yorucu iş biliyor musun? Ama çıkıp, hayır. Ama milli takım teknik direktörü iş değil. Hayır şey açısından demiyorum. Milli takım teknik direktörü ne? 80 yaşında dünya şampiyonu oldu. Şey demiyorum ben Rasim. O milli takımda evet mesai saatin çok az. Fakat bir maç öncesi rakibi düşünmek, sabaha kadar kaybedersek ne olur düşüncesi insanı var ya vücut olarak, beyin olarak çok yıpratıyor biliyor musun? Yani top oynamış kadar tabii. Yoruluyor antrenör biliyor musun? Peki burada şuna bakamaz mıyız? Antrenör, normal bir antrenör sabaha dün kadar oynamaz biz, hocam maç geceli. Hocam biz dün ne yapacağım, uzun, ne edeceğim uzun uzun konuştuk. Bak Arda'nın olduğu yerden çıkıyor. Yani Arda'nın rakibinden çıkıyor orada. Arda mecburen sırtı dönük taça atıyor. Olmaz. Şener yine sana söyleyeyim. Hayır. Muş. Hayır efendim. Tam hocam tersi. Hocam bak şu maçta müsaade Sabri olsaydı. Müsaade gibi. Kardeşim bu taşları Sabek atar. Bu tür taçları Sabek atar. İyi de Sabek de bakmaz mı hocam? Müsaade et. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sabek atar Arda'nın taş atacak hali yok. Arda gol umudu olarak alındı. Sabek atar. Tamam da hocam Arda da diyor ki. 80'de pozisyonu için hocam. Pozisyonu şimdi hocam bak. Arda bir an önce tacı ben hani aynen, atayım diyor, çabuk hocam, hani adamları eksiğe yakalayalım derken düşünürken. Pozisyonun içinde Arda. Ama bak ki öbürü de ne düşünüyor biliyor musun? Arda o ara topu bırakıp hakeme sulanıyor. Birine sulanıyor. Şener de onu görüyorsa diyordur ki ulan bu hakemle meşgulken ben alıp başlatayım diye. Böyle anladın bir komedi çıktı. Böyle bir komedi çıktı. Mesela şu var. Bugün dünyada futbolda yaşanan komik olaylara çok üst düzey bir A milli maçtaki şu komik ve rezil diyelim. Rezil demeyelim de komik ve sıra dışı olay. Bak çünkü Arda bak birileriyle böyle Arda, bir şey görmedi. Topa bakmıyor birileriyle konuşuyor sahada. Cengiz'e falan. Çok affedersiniz. Şener de alıyor başlıyor. Sahada çiş yapan oyuncu gördüm. Tamam. Sahada toz yiyen oyuncu gördüm maç evet. Devamında. Evet. Şu iki tane taşı aynı anda aralarında 2 metre varken atan oyuncu görmedim hayatım. Maç yani ilk 11'de oynayan oyuncu mu maçta faal oyuncu mu toz yiyor? Yedek kardeşim. Yedek top oyuncu. Oynanıyor. Hayır ya kaleci ya. Maç oynarken kaleci toz mu yedi? Toz yediyor. Acıkmış ne yapsın çocuk abi. Acıkmış gol yesin. Acıkmış abi ne yapsın. Ben aşağı ediyorum anlatmıştım ya. Şekeri düşmüştür. Katar'da topu yesinken sola çık sağın üzerine. Çimin üzerine çişini yaptı. Şekeri düşmüştür. Çişini. Çişini sağa. Evet top oynanırken. Allah Allah. Evet hocanın anketi bir gelsin ekrana. Görelim anketini bir görelim. Sevgili seyirciler anket yaptı. Ne konuşuyorlardı diye çok merak. Bak şimdi Türkiye'den nasıl bir algı çıkacak? Yenileniyormuş. Oy çoğalmış. En az 5000 kişi varsa... Bakın algıyı size söyleyeyim. Bakın Türkiye'nin algısı. Türk halkına hep bunları verdiler 5 yıldır. Hadi giderim kardeşim. Gelecek hocam şu anda yenileniyor. Bu görüntüyü verdik bu arada. Evet Ali Dürüst'le Arda ne konu?